Hollywood yazarları 2 Mayıs itibariyle 2007-2008 sezonundan sonra tekrar grevdeler. Peki bu grev ne demek? Neden grevdeler ve bizim için en önemlisi bu grev bizleri nasıl etkileyecek? Gelin bugün bunları hızlıca bir konuşalım. Evet. Hollywood Yazarları Derneği, Hollywood Yazarları Sendikası 2007-2008 yılından sonra yine grevde. Peki neden grevde? Türkiye'de pek alışık olmadığımız bir şey sendikalaşma ve haklarımızı arama en azından günümüzde artık pek öyle değil maalesef. Ama Hollywood yazarları birkaç temel sebepten dolayı Hollywood Yapımcıları Birliği Derneği ne onun adı dur bakayım? Alliance of Motion Picture and Television Producers yapımcılarla anlaşmalarına varamayıp 2007-2008 yılından sonra tekrar greve gitme kararı aldı. Hollywood Yazarları Derneği bu anlamda derneği mi oluyor, sendikası mı oluyor? Bu anlamda hep biraz sektörün öncüsü oldu Hollywood'da da ve bu senede farklı taleplerle greve gittiler. Peki öncelikle greve gitmeleri ne demek? Açıkçası ülkemizdeki sektörlerin aksine Hollywood'da bir sendika greve gittiği zaman özellikle bu yazarlar kadar önemli bir sendika üyeleri ise pek çok set, pek çok stüdyonun yapımı, filmin, dizinin yapımı o andan itibaren duruyor. Yani bir yazarınız olmadığı için prodüksiyonda ilerlemeye devam edemiyorsunuz. E bana ne ben sendikalı olmayan yeni genç bir yazarı alırım devam ederim diyorsanız pek çok yazar buna yanaşmayacaktır. Çünkü eninde sonunda bir anlaşmaya varıldığında e, bu insanlar sendikaya alınmayacağı için iş bulamayacaklar. Dolayısıyla bu yazarlar da açık açıkçası sendika dışı iş almak istemeyeceklerdir. Eğer bir kerelik bir senaryo yazıp gitme gibi bir dertleri yoksa. Dolayısıyla sendika harici iş yapmak çok akıl kârı bir şey değil Amerika'da. Bir de yazarların farklı rolleri var. Örneğin öncelikle proje geliştirme, ilk senaryonun yazılması da olabilir. Özellikle de devam eden dizilerde her gün sette yazar bulunmak zorunda ve doğaçlama dahi yaptığınız zaman belli senaristlerin adı geçmek zorunda. Dolayısıyla hala devam eden setlerde de belli yapımlarda durmalar gerçekleşiyor. Yani sadece başlamamış projeler değil, başlayıp devam eden projelerde de gecikmeler ve iptaller söz konusu. Peki öncelikle bu yazarlar ne istiyor? neden greve gittiler ve şu anda hangi prodüksiyonlar bundan etkilendi gelin onları konuşalım. Yazarlar neden greve gidiyor? İki temel sebep var aslında. Birincisi streaming yani online yayınlardan yazarlar şu anda neredeyse hiçbir hak talep edemiyor. Bu ne demek? Siz bundan 20 yıl önce bir dizi yazdığınızda örneğin Friends'i ele alalım. Friends'in yazarları, yapımcıları, yönetmenleri, oyuncuları şu an halen daha rerun dediğimiz, syndicate run dediğimiz yayınlardan halen residual checkler alıyorlar. Yani Friends dizisi bir kanala satıldığı zaman bundan kontratlarındaki belli oranlarda Yapımda emeği olan herkes bir miktar kar alıyor. Tabii ki bu yıllar içinde gittikçe azalan bir kar ama şu anda 30 yıl 40 yıl önce yayınlanan dizilerden harem para kazanan yazarlar, yapımcılar ve oyuncular var. Tabii böyle 10-15 sentlik e, çekler alanlar var artık günümüzde ama sonuçta bu haklarını alabiliyorlardı. Ancak bu kontratlar yapılırken streaming servisleri yoktu. Dolayısıyla kontratlarında da yoktu. Örneğin The Office 2 yıl önce Netflix'in en çok izlenen yapımı olmasına rağmen ofisin sahibi şirket harici hiç kimse ekstra çekleri almıyordu. Yani işte kimse onun yani işte Warner Bros. Ise, Warner Bros. vesairedeyse hangi şirkete haritse, şirket ayetse şirket o anlaşmadan aldığı milyonları cebe atarken yapımda emeği geçen hiçbir kimse pay alamıyordu. İşte yazarların şu anki grevinin ana sebebi kontratlarına bu yayın haklarının da dahil edilmesi çok mantıklı, çok da olması gereken bir talep. Tabii bunun arkasından diğer sendikalar da gelecektir ve Yapımcılar Birliği'nin bu kontrata yanaşmak istememe sebebi de zaten arkasından da gelecek baskılar. İkinci ve ilginç bir sebep de yazarlar yapay zekaya karşı bir çeşit koruma istiyorlar. Bu ne demek? sizin yazar kredisi alabilmeniz için komple projeyi yazmış olmanız gerekmiyor. Projeyi elden geçirmiş olabilirsiniz. Diyaloglarına katkı koymuş olabilirsiniz. Her ne yaptıysanız yapın o senaryoda bir kredi almanız gerekiyor. Bu sadece ödenmeniz anlamında değil. Bu işin CV'nizde görünebilmesi anlamında da çok önemli. Ancak burada belli haklarınız yokken bu çok sömürülebilen bir şey. Günümüzde daha iyi sömürülüyor. Peki yazarlar yapay zekanın neyinden korkuyor? Siz şu anda chat GPT'ye bir komut verdiğinizde size belli bir tretman, belli bir senaryo kusursuz olmasa da çıkarabiliyor. E yapımcılarda ne yapıyor? Gidip bir yazar tutmak yerine yapay zeka bunu yazdırıp bir asistan henüz sektöre tam girememiş ama sendika üyesi bir yazara alıp bunların düzeltmelerini yap deyip küçük bir miktar, cüz'ü bir miktar ödeyip yazar kredisini vermeyebiliyor. Dolayısıyla bu kişinin CV'sinde bu iş görünmüyor ve çok daha ucuz. Hiçbir yazara para ödemeden yapımcılar bu işin içerisinden çıkabiliyor ki bu daha teknolojinin çaylak hali. İleride ne hale geleceğini düşünün. Belki de bu ara yazara gerek bile olmayacak. İşte senaristlerde buna karşı çeşitli kontratsal haklar istiyorlar. Ne gibi? Belli bir minimum süre e, kiralanmak, belli bir minimum ödeme alabilmek, yazar kredisinin mutlaka verilmesi gibi koşulların kontrata eklenmesini istiyor. Yazarların çıkardığı planda örneğin yıl boyunca yapılan bütün işlerde yazarlara yaklaşık 430 milyon dolarlık bir gelir elde edilmesini düşünürken bu bütün yazarları 11 binden fazla üyeye dağılacak bir meblağ olarak düşünün toplam bir değer. Buna karşılık yapımcıların sunduğu senaryoda bütün bu insan 90 milyon dolarlık bir pay dağıtımı öngörülüyor. İşte burada arayol şu an için bulunamıyor. 2 Mayıs'ta başlayan grev bugün 17 Mayıs'tayız. 2 haftadır herhangi bir sonuç ulaşılamadı. Halen de ulaşılabilecek gibi görülmüyor. Dediğimiz gibi yapımcılar bu bir örnek teşkil edeceği ve arkasının da geleceği için hiçbir şekilde anlaşmaya yaklaşmıyorlar. E, şu an bir orta yolun yarısında bile değiller ve çok sert şekilde yazarların tüm taleplerine yapımcılar neredeyse tüm taleplerine hayır demiş durumda. Dolayısıyla grevin daha uzun süre devam edeceği düşünülüyor. Bakın bu geçici bir iş değil setler tamamen durduruluyor. Dolayısıyla şu an normalde olan prodüksiyonun Covid'de olan durdurmadan sonraki en büyük iş durması olarak nitelendiriliyor. Yani şu anda Hollywood'da neredeyse tüm yapımlar durmuş durumda. Önceden senaryo işleri bitmiş olanlar hariç hiçbir set çalışmıyor veya senaryosunda aksaklıklar tespit edilen işler düzeltmeler yapılamıyor. Siz kafanıza göre bir yönetmen girip bir filmin senaryosunu değiştirip yayınlayamaz. Sendikasal engeller var önünde. E, kendisi de yazarlar derneğine üye olup bunu yapamaz mı derseniz. Sendikaya üye ise zaten o da grevde. Dolayısıyla senaryoda hiçbir değişiklik şu anda yapılamıyor. Tamam abi Hollywood'da işte milyon dolarları atamıyorlar cebe. Bundan bize ne dediğinizi duyar gibiyim. Aslında bu bizi de çok ilgilendiriyor bir izleyici olarak. Neden? Çünkü birincisi şu anda işler durmuş durumda. Dolayısıyla altı ile bir yıl içerisinde yani bu işlerin çekilip tamamlanmasından bize ulaşmasına olan süreçte baya bir prodüksiyon azlığı görmeye başlayacağız. Yani çok az iş önümüze sunulacak. Bundan sonraki adım ise sunulan işlerin arasında da yazarlar üzerlerinde çalışmadığı için düzeltmeler yapıla, ek draftlar yapılamadığı için bu işlerin kalitesinde bir düşüş göreceğiz. Ee, yeni yazarların mesleğe girişinde sıkıntılar göreceğiz. Dolayısıyla her türlü izlediğimiz her şeyde bir kalite düşüşü veya hiç orada olmama göreceğiz. Bu işi küçümse diyorsanız eğer gelin bir hangi e, prodüksiyonların şu an için durduğuna veya bir şekilde bu olaydan etkilendiğine bir bakalım. Bunlardan bazıları sadece ertelemeler veya gecikmeler içerirken bazılarının yapımı komple şu an için durmuş durumda. Örneğin Blade filmi Disney'de yayınlanacaktı. Haziran 2023'te çekimlerine başlanacakken şu an öngörülemez bir tarihe ertelenmiş durumda. Başka ne büyük işler var? Örneğin Andor sezon 2'nin çekimleri durmuş durumda. Billions, Big Mouth benim için en önemlilerden Kobra Cobra Kai. Halen izliyor musunuz bilmiyorum 20 sezon sonra ama örneğin Grey's Anatomy'nin sezon başlangıcı ileriye atılıp olası bir daha kısa sezon söz konusu şu anda. Neden? Çünkü çoğu bölüm henüz yazılmamış olduğu için. Last of Us sezon 2 tamamen durduruldu ve ertelendi şu anda. Bunun yanında Mandalorian'ın yeni sezonu çekimi başlayacaktı. Ancak şu anda çok büyük olasılıkla erteleneceği öngörülüyor. Penguin filminin çekimleri dün bir protestolar olmuş. Çok büyük olasılıkla şu an set durmuş durumda. Yeni Penguin filmi çekilemiyor. Severance sezon 2 Strange Stranger Things sezon 5 son sezon olacaktı muhtemelen. E, Will Trent Yellow Jackets e, Station 19 ben çok bekliyordum. E, premiere ertelenmiş sanırım. Daily Talk Show'lar işte Jimmy Fallon'lar, Seth Meyers, Stephen Colbert, e, Jimmy Fallon bunların bütün yeni sezonları şu an büyük kısmı e, eski bölümleri yayınlıyorlar. Bazıları tamamen durmuş durumda. Saturday Night Live gibi programlar durmuş durumda. Pek çok ödül töreni bile ödül, ödül töreni sırasında yapılan espriler ve konuşmalar yazılamadığı için bile ertelenmeleri söz konusu. Yani Bayağı bir medya sektöründen uzun süre eksik kalacağız, ertelemeler ve gecikmeler göreceğiz. İşte Hollywood yazarlar grevi nedeni nasılı ve bizim hayatımızı ne şekilde etkileyeceğini konuştuk. Sorularınız varsa, merak ettiğiniz şeyler varsa yorumlarda konuşabiliriz. Bir dahaki bölüme kadar kendinize iyi bakın. Evet.